ateşli hastalık anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Ve mesela o hastalıkların, ateşli hastalıkların eski isimlerinde de karşımıza çıkar. Ateşli hastalık. Mesela tetanos, kazıklı nokta nokta. Kanamalı. Eski kelime Arapça. Ateşli. İnce hastalık. Demeyin. Yüksek ateş. Bir harf alalım mı? Harf alalım. Tabii. Kelime oldukça eski bir kelime. Onu unutmayın. Humma. Humma gayet güzel. Kara humma. Sarı humma. Sarı humma, kara humma gibi. Uçtu gitti. Yenisi gelsin. Beş harfli cevaplar bitsin. Efendim Fransızca kökenli, ki siz onu biliyorsunuz, motorin sözcüğünün yine dilimizde kullanılan Rusça kökenli eş anlamlısı. Benzin. Benzin ve motorin ayrı. Dizel. Dizel değil. İcat edenin soyadından Almanca. Rudolf Dizel. Gazolin diyeceğim. Gazolin de demeyin ya. Bu daha yaygın kullanılır. Daha böyle... Motorin sözcüğünün Rusça kökenli. Rusça kökenlisi. Rusya'ya mal götürüyoruz mesela. Ne bitti? Yakıt. Yakıt mı? Yani. Hocam daha böyle kaçak depo düşünsek. Hı? Harf alayım bir tane. Aldık bir tane. Ortada bir Z harfi. Gaz. Yok. Bu argoda kafanızı karıştırmak istemiyorum ama içecek anlamında da kullanılır. Mazot. Nedir? Bak yanlış yerden yaklaşıyorum ya. Hocam bilsem ben ilk orayı düşündüm zaten de kafanızı karıştırırım diye korktum. Daha neyse. Netledik gibi uçtu oldu. Uçtu gitti, uçtu gitti. 1500 puandayız. Süreden biraz sıkıntımız var. Yarısından fazlasını harcadık şu anda. Hızlanıp telafi edelim. Buyurun, bu kolay soru. Köken itibarıyla aynı karından çıkmış anlamına gelen bir sözcük. Kardeş. Oldu gitti. Çok güzel oldu. Hadi yenisi. Hadi yenisi. Bir 600 puan da buradan gelir, 2700 olur. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştüren düzenekler bütünü. 5 harfli olsaydı motor derdik. Şimdi ne diyelim acaba? Ne desek acaba? Jeneratör yok. O dönen telin döndüğü... Hocam en başına gidelim bu işin. En başına araba. Gidelim. Hayır. Gelin bir harf alalım. Harf alalım. Buyurun. Arabaya da mesela yöresel ağızda eskiden böyle derlermiş. Bak gidiyor diye türküsü var. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Makara. Makara değil o. Makara değil o. İçinde makaralar var, çarklar var. Makina. Makina ya da makine. 2500 yaptı kasayı. Süreye bakalım. 1 dakika 6 saniye. Ne olur Nagihan Hanım'la aynı şeyi yaşamayın efendim. Soruların hepsini görün. Hadi gelsin bakalım. Nasıl bir soru bu? Kesin olarak yapılması gerekli. Zorunlu. Mecburi, zorunlu. Çok güzel. Birkaç tane soruya işte böyle cevap verdik mi o süre sıkıntısı da ortadan kalkacak. Buyurun bakalım. 7 harfidir, tek kelimedir. Bir kişinin mesleki niteliklerini yöneten kişi. Direktör. Direktör gibi bir şey de mesleki niteliklerini. Müdür diyeceğim olmayacak. Öğretmen de olmuyor. Bir kişinin mesleki. Daha çok böyle sanat, spor oralarda. Direktör. Direktör demiyorlar pek hocam. Ya, hani kişinin... Bir harf alalım bakalım. Çok az süre kaldı çünkü. J harfi geldi. Dur dur. Rejistör. Rejistör de değil. Rejistör. O yönetmen. O da yok. Yönetmen birçok kişiyi yönetiyor. Bu tek kişi. Projede olmuyor. Bir kişinin, diyelim ki o kişi, ne bileyim futbolcu olsun ya da oyuncu olsun. Menajer. Menajer. Kavrayamadık soruyu, ondan süre kaybettirdi bize. Bu arada 6 tane soru kaldı. Soru başına neredeyse 5 saniye var hocam. 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Kaç harf kaldı? Hızlı olmanız lazım. Harfte bir sıkıntı yok tamam. Maşallah. 26 tane harf alabilirsiniz. Şu anda 9000'in üzerine koşuyoruz. Çok güzel yarıştınız da süre yetmeyecek diye korkuyorum. Evet. Aman hocam. Harfi alacaksak alalım. İkinci harf yine süre kaybettirir. Zaten ikinci harfe değecek soru değildir. Bir bakın. İki kelime ve diyor ki içine tarçın ve ceviz konulan, adını biçiminden alan tatlı bir unlu malmuş. Tarçın ve ceviz konular. İki kelime. Unutmayın ne olur. Ay kurabiyesi. Yok. Dur dursak mı? Değil. Kurabiyesi değil en azından. Ay kurabiye. Kurabiye değil o işte. Ay çöreği. Ay çöreği.